Esni Genel Kurulu'nun evet, teşekkür ederiz Sayın Altay. Sayın Aydın, siz Sayın Sarı'nın PTO mu attı efendim ki? Komisyonda şiddet uygulandığına karşı uygulanmadığını mı söyleyeceksiniz? AK Parti milletvekillerinin şiddet kullandığını, kaba kuvvet kullandığını ifade etti. Efendim sataşma, tüm gruba sataşmada bulmuştur, cevap verelim. Peki buyurun bakalım. Buyurun. Teşekkür ediyorum başkanım. Bir defa şunu herkes bilsin. AK Parti milletvekili olarak üzerimizde hiçbir baskı yok, hiçbir stres yok. Arkamızda bu milletin duası olduğu müddetçe de doğru bildiğimiz yolda da ilerlemeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Şimdi değerli arkadaşlar, kamuoyu yakından takip ediyor. 4-5 gündür Adalet Komisyonu'nda yaşananları ve bu yaşananların müsebbibini çok iyi biliyor. Bakın cuma günü başladık. Biraz belki gergin ortamda başladı ama cuma günü bir hadise olmadı. Cumartesi günü Yargıçlar Sendikası Başkanı olduğunu iddia eden bir hakim, Çankırı hakimi, geldi komisyona oturdu. Gene bir ses çıkarmadı. Ancak ilgili arkadaş gelirken de tabii Cumhuriyet Halk Partili milletvekiller mihmandarlığında, onların organizesinde komisyona katılmaması gereken, çağrılmamış bir kişi olarak geldi. Birincisi, iş tüzük çok açık. Biz parlamento çalışmalarını iş tüzüğe göre yapmak zorundayız. İş tüzüğün 30. maddesini ve 166. maddesini açın. Kimler çağırır, kim çağırır? Çağrılmayanların da kapı dışında kalması gerektiğini iş tüzük emreder. Çağrılmadığı halde geliyor, bu bir. Geldikten sonra da yerinde durmuyor, ayağa kalkıyor. Onunla da kalmıyor, kürsüye doğru yürümeye başlıyor. Arvedeye sebebiyet veriyor. İkinci gün gene aynı zat geliyor. Gene CHP'li milletvekiller mihmandarlığında aynı zat geliyor. Oturmakla da kalmıyor, ayağa kalkıyor. İkide bir başkana müdahale ediyor. Başkan, sana söz vermedim diyor. O da yetmiyormuş gibi bir pankart açıyor. Gazete manşeti tam sayfa. Korsan bir tebliğde bulunuyor. Korsan bir sendikanın bir başkanı bu. Bu sendika, İçişleri Bakanlığı'na sorduk, böyle bir sendika yok. Yargıçlar Sendikası diye bir sendika yok. Ve hakimler ve savcılar zaten 4688 sayılı kamu görevlileri sendikası ve toplu sözleşme kanunun 15. maddesinin B bendine göre de sendika kuramıyorlar. Üye de olamıyorlar. Ben teşekkür ederiz Sayın Aydın. Teşekkür ederiz. Buyurun Sayın Altay. Hatip